Resim okuluna hoş geldiniz. Gelin yine yarım saatliğine bu dünyadan uzaklaşalım. Siyaset olmasın, hiçbir şey olmasın. Sadece düşünelim ki doğadayız. Şöyle bir yol düşünüyorum ben. İlk aklıma gelen bu. Şu yol şurada düz bitecek. Şöyle bir tepe yapalım. Hatta biraz daha yüksek olsun şöyle. Belki şurada bir çam ağacı. Bu çizgilerin üstü kapanacak. Ben sadece ne yapacağımızı göstermek için size bir şeyler çiziyorum. Şurada bir ağaç düşünelim. Ortada bir açıklık bırakalım. Zamanımız yeterse şuraya da bir ev yerleştirelim. Hatta gelin bu Karadeniz evi olsun, şöyle yapalım bunu biz. Karadeniz'de vardır ya, ahşaptan yaparlar çok güzel evler. Belki şurada da bir iki tane çam ağacı olsun. Doğa düşünüyoruz ya. Su olmadan hayat olmaz. Gelin şurada da bir de su birikintisi olsun. Belki şuraya da bir ağaç yaparız. Ve resmimizi tamamlarız. Şurada yol bitiyor ya. Her zaman nedir? İp gibi gider, yok olur. Biz düz bitirdik. Çünkü buradan aşağıda bir çukur olduğunu düşüneceğiz biz. Ve arkada da tepeler yapalım. Karadeniz'de buna benzer çok güzel yerler var. Onları düşünün. Ona göre yapın. Aşağıda uçurum varmış, oraya gidiyormuş gibi bir de dağ. Şimdi resmimize başlayalım. Titan beyazından alalım. Biraz üstüne boya inceltici ve gökyüzüne sürelim. Biraz da boya inceltici alayım ben. Dediğim gibi bazı yerleri çabuk geçmek istiyorum ki zamanımı harcamamak için. Biraz daha fazla bir şeyler gösterebilmek için. Aksi takdirde siz gökyüzünü mavi düşünebilirsiniz. Beyaz olan kısımları da boya sürmeden bırakıp çalışabilirsiniz. Öyle de değişik şeyler çıkacak. Çok daha güzel bulutlar da yapabilirsiniz. Bir gün bir gökyüzünü de öyle düşünelim. Hani gece resmi yaptık ya, onun gibi. Ne yaptık? Dağın üstünü kapattık. Tepelerin üstüne de biraz boya gelsin. Bunu yapıyorum çünkü üstüne koyacağım boyayı kırsın istiyorum burayı. O renkler benden uzak. Ben o renkleri net göremiyorum. Biraz boya inceltici ve tekrar beyaza dalalım. Ve suyumuzun olduğu yeri de belirtelim. Evet. Bundan sonra bize kalmış artık dünyamızı nasıl yapacağız. Ben mavi tonda diyorum. Biraz fazla mavi alayım. İlk önce suya girelim şurada. Şurada su birikintisi var. Ona bir mavilik verelim. Fırçadaki aynı mavi kalanla da gökyüzüne bazı mavilikler yapalım. Fırçanızı yuvarlak, yumuşak hareketlerle, mümkünse çizgi yapmayacak yumuşak fırçalarla yapın onu. Çünkü gökyüzünde herhangi bir çizgi olursa pek hoş durmaz. Onun için sürekli fırçanızı yuvarlayın. Boyayı dağıtın. Dağıtın derken belirli yerleri açık bırakmayı da unutmayın yalnız. Komple masmavi olur yoksa. Gördüğünüz gibi bazı yerlere girmiyorum. Ortada bir açıklık istiyorum ben. Biraz da buradan mavilik girelim. Bir aşağıya doğru yaydıralım bunu. Belki şuralarda da sis olur biraz. Ne dersiniz? Bence olabilir. Öyle de düşünebiliriz. İçine biraz siyah katalım mavinin. Ve şurada koyu bir bulut yapalım. Biraz daha koyulaştıralım. Ne dersiniz? Şurada. Bize çok yüksekteymiş hissini versin. Bulutların içindeyiz. Sanki her an yağmur yağacakmış gibi. Şimdi biraz mavi alayım. Ve biraz kırmızı. Rengimizi biraz açalım ve görelim. Nedir? Mor renkli. Biraz daha mavi yapalım. Ben diyorum ki mavim tırak gri tonda bir şey olsun bu. Eğer rengimizi göremiyorsak yine aynı şeyi yapabiliriz. Biraz beyaz koyup, evet şu. Şurada bir daha düşünelim. Çok büyük olsun.
Dağın renklerine çok fazla takılmayın. Bazı dağlar mermer taşı gibidir. Gökyüzünden gelen renkleri yansıtırlar. Akşamüstü kızıla yakın dönüp öğle vaktinde mavi gözükebilir. Rengi koyup aşağı doğru yaydırıyorum sadece. Yaptığım bu. Tekrar gökyüzü fırçamızı elimize alalım ve buradaki çizgileri yok edelim gelin. Sanki araya yapacağımız tepelerin arasından uzak bir yer gözüküyormuş ama sis basmış da biz göremiyoruz. O şekilde düşünün. Şimdi dağımıza renk vermek için biraz oranj alayım ben. Bu sarıyla açmak istiyorum. Biraz da beyaz. Şu. İsterseniz bunu bir koyu renk tonla bozabilirsiniz. Kahve siyah tonlarda bakın. Diyoruz ya bizden uzak olan renkler net gözükmez. Hemen dağımızın bir kesimine koyalım. Bu tarafa koyduğumuza göre ışık kaynağımızı buradan alıyoruz. Buraya açık renk koydum çünkü. Evet. Potulayı çok fazla bastırmadan boyayı koyup aşağı doğru çekiyorum. Aynı rengin içine biraz daha beyaz alalım. Bir açık tonlu yapalım. Bu bize daha çok ışık alan kısımların efektini verecek. Yine boyamızı koyduk. Hafifçe çekiyoruz. Bak. Açık tonlu bir daha istiyorum burada ben çünkü şimdi. Işık görmeyen kısmı nedir bunun? Aynı rengine biraz beyaz katarız. Biraz da bu renkten alalım. Taşlar aynı renk ya. Ama ışık görmediği için gri tonda. Ama o renk var içindeyim. Ne yapalım? Tam ters yönde çekelim. Evet. Şu. Spotlayı her bastırışınızda değişik efektler alacaksınız. Belki şu tepenin arkası da o şekildedir. Bağlayalım. Aynı rengin içine bir açığını alalım. Beyazı. Bir ton açığını yapıyorum. Tekrar kesip alıyoruz. Aynı yerden bir daha çekelim. Belki üzerinde kar vardır. Onlar daha açık gözüküyordur. Olamaz mı? Sizin dünyanızda nasıl düşünün, ona göre yapın diyorum ben. Tekrar gökyüzü fırçamıza gelin. Bunları aşağıya doğru yaydıralım hafiften şöyle. Belli belirsiz iniyor gibi olsunlar. Aşağıya doğru iniyor. Sisin içinde kaybolup gidiyor. Evet. Öndeki tepelerde biraz yeşillik olduğunu düşünüyorum. Onun için biraz daha mavi gireceğim alt zemini yapmak için. Altta beyazımız var ya. O onu biraz bozacak. Evet. Şu. Belki arkasında bir tepe daha. Belki şurada bir tepe daha vardır. Şu şekilde. Tepelerin üst kısmını belli ettikten sonra arzu ederseniz şuraya da yapabilirsiniz. Belli belirsiz. Bak. Aşağıya doğru kaybedin yeter ki. Bunu gökyüzü fırçamızla yapalım. Şu alt kısmını siste kaybolduğunu düşünelim. Yuvarlak şekillerle boyayı yediriyorum. Belki şurası da. Aşağıda sis vardır. Orada kayboluyordur. Değil mi? Evet. Sadece tepenin üst kısımlarını görüyoruz biz. Şimdi biraz mavi alalım. Ve sarının üzerine. Mavi tonda bir yeşil olsun bu. Belki çok açık yeşildir ama bizden uzaklaştığı için daha mavi tonlarda, griye yakın tonlar oluyor. Biraz daha mavi. Evet. Biraz daha bu rengi açarsak tam istediğimiz şeyi almış olacağız aşağı yukarı. Evet. Tepelerin bazı yerlerine belirtiler yapalım. Çok net şeyler değil. Ufak ufak dokunarak bazı belirtiler yapın ve onu aşağıya doğru fırçanızı fazla bastırmadan uzatın. Sanki sisin arasına gidiyormuş gibi olsun. Belki şurada da. Aşağıya doğru kaybolsun. Evet. Aynı fırçamızın içine biraz sarı alalım ve şu tepelerin uçlarını belli edelim.
Bizden uçak uzak yerleri ne yapıyoruz? Daha açık tonlarda yapıyoruz değil mi? Bu renkler beriye geldikçe koyulaşacak. Sarıysa tam sarı olacak. Bizden uzaklaştıkça daha çok beyaza yaklaşacak. Evet. Spatulamızla ağaçların yerlerini belli edelim mi? Burada bizim ağaçlarımız var değil mi? Şöyle. Şöyle. Şurada da bir iki tane. Sadece çizgiler atıyoruz. Sonra vuracağımız darbelerle bunlar çam ağacı olacaklar. Değil mi? Hemen biraz kırmızı alayım. Siyah. Ve biraz da sarı katalım içine. Yeşil tonlarda olsun. Ne yaptık? Hakiye yakın bir yeşil aldık değil mi? Şurada fırçamızın köşesiyle unutmayın. Dokunalım belirli yerlerden. Aşağıya indikçe büyütelim. Bir sağa, bir sola. Çam ağaçları nasıldır? Bir sağa sarkar, bir sola sarkar. Onu düşünün ve darbeleri ona göre yapın. Şu şekilde. Sağa sola doğru yaydırarak aşağı doğru inelim. Evet. Şurada da biraz gölge yapalım. Çimene bassın. Bunları normal fırçanızı sürtme taktiğiyle de yapabilirsiniz. Aynı şekilde de burada da bir iki çam ağacımız var değil mi? Onları da belirtelim bence. En yukarıdan fırçanın köşesini dokundurarak geliyorum. Aşağıya doğru fırçayı daha fazla bastırmaya uğraşıyorum. Tek yaptığımız hareket bu. Ama üstlerde daha az. Şimdi kırmızı ile siyah alalım. Belki şurada bir kırmızı tonda bir ağacımız vardır. Ne dersiniz? Gelin bunu da yere bastıralım şurada şimdi. Hafif gölge yapalım. Evet. Şuradaki sisi daha ön plana çıkarmak için gelin şuraya da bir şeyler koyalım. Bir koyuluklar olsun şurada. Bize oradan daha yakın ya burası. Onu belli edelim. Şimdi biraz oranj ve sarı. Bunu kırmızıdan da yapabilirsiniz. Ben işimi biraz kolaylaştırsın diye kullanıyorum. Mümkün olduğu kadarıyla fazla renk kullanmamaya çalışıyorum ama süre kısıtlı olunca ne yapacağız? Bir kısmını es geçiyoruz ki biraz daha fazla şeyler gösterebilelim diye. Ne yaptık? Yolumuzun ortasına bir renk koyduk. Toprak rengine yakın. Aynısının üstüne biraz beyaz alalım şimdi. Tam ortalara dokunalım. Bak. Tam bunun orta kısımlarına. Ve bunu yaydıralım sağa sola. Belirli yerlerden. Ne düşünüyoruz? Burası daha yüksek, daha çok ışık alıyor. Ortası onun için daha beyaz. Belki uç noktasına da. Şimdi gelelim tekrar yakındaki ağaçlarımıza doğru biz. Biraz sarı ve siyah. Yalnız koyu. Neredeyse siyaha yakın bir yeşil düşünüyorum. Normalde siz baktığınızda bunun siyah olduğunu göreceksiniz. Bunlar ağacımızın çok gölgeli kısımları olacak. Yani görmekte zorlandığımız yerler. Biraz boya inceltici işimizi hızlandıralım diyorum ben, çünkü tahmin ediyorum yine süremiz azaldı. Onun için siyahla dolduralım buraları. Tam üstüne direkt sarı alayım. Siyahla birbirine karışsın ama şurada bir tepe varmış. Oraya fazla ışık düşüyormuş da orayı daha net görüyormuş gibi göreyim böyle. Aşağı doğru yaydırıyorum. Aynı şekilde burada biraz kırmızı, sarı ve siyah. Biraz daha sarı alalım. Haki renginde bir renk. Burada da ışık almayan kısımları belirtelim. Siz bunu koyu yeşilden açık yeşile doğru düşünebilirsiniz. Yani ışık görmeyen kısımlar çok koyu yeşil. Diğer kısımlar
açılacaktır. Ona göre düşünün ve yapın. Açık rengin önüne tekrar bir koyu renk koyalım. Ne yapalım? Arka tarafı buradan ayıralım biz. Sanki burası ayrı bir yer, orası ayrı bir yer gibi olsun. Yine yolumuzun kenarından koyu rengimizi yerleştirelim. Belki burada da bir yükselti vardır. Fırçada siyah var ya, biraz sarı aldım. Daha açık yeşil yakın bir renk elde ettik burada da. Ve aşağı doğru yaydırdık. Şimdi biraz aynı rengin içine yeşil siyah var değil mi? Biraz mavi alalım. Gelin şu suyumuza gölge atalım. Bakın suyla karanın birleştiği yere rengi yerleştiriyoruz. Ve düz aşağıya çekiyoruz. Ormanın içinde ya. Nedir? Yosun var, şey var. Onun için yeşilimsi bir şey olsun istiyoruz bunu biz. Aradan açık renk gözüksün. Açık rengi tamamen kapatmayın. Sağa sola çekerek rengimizi yaydıralım. Şimdi tekrar oranj, siyahla kahve tonuna yakın bir şey istiyorum burada ben. Burada suyun üstüne sarkan dallar olsun. Sanki su burada bu yaprakların altına giriyormuş hissini alalım bence. Şöyle. Belki de burada yolun altından bu tarafa geçiyordur. Oraya bir şey yapmışlardır. Şimdi gelin bu boyayı biz yolumuza kaynaştıralım. Yolun kenarları daha koyu tonlu olsun. Şu şekilde. Aynı şekilde de buradan. Kenarlardan. Orta kısmı daha açık. Kenarlardan ara ara koyuluklar geliyor. Şurada bir evimiz vardı, onu belirtelim mi? Oranj. Ve siyahla çatımızı alalım önce. Şöyle bir çatımız vardı. Ne demiştik? Karadeniz evi gibi düşündük ya. Ahşap. Hatta gelin bunun üstünü ahşap, altını şey düşünelim biz. Ahşap renginde şurayı boyayayım. Açık tonda. Evet. Bir açık tonu alalım. Işığın fazla gördüğünü düşündüğümüz yerlere daha açık tonlar koyalım şöyle. Ben diyorum ki bunun altı da toprak olsun. Altını taş yapmışlar. Üstünü de ahşap. Spotula ile direkt beyazımızı alıyoruz. Alt kısmına çekiyoruz. Evet. Alta taşan boyayı hiç kafanıza takmayın. Şimdi onu yok edeceğiz. Hemen biraz siyah alalım. Şu çatının altına bir gölge düşecektir bence. Değil mi? Burası da içeride kalıyordu. Gelin şunun altına da bir koyu renk çekelim şöyle. Bunun da gölgesi düşsün. Şurada ağaç var. Ben diyorum ki burası gölgede, burası daha çok ışık alıyor. O zaman şurası daha koyu tonda olacaktır. Kirli beyaz gibi. Ahşabın da burası. Değil mi? Şuraya bir bazı belirtiler yapalım. Cam, kapı gibi. Sizin süreniz varsa bununla biraz daha uğraşabilirsiniz. Şimdi biraz kırmızı alalım. Gerçi Karadeniz evlerinin çatıları şeydir ya. Gri tonludur. Neden yapıyorlar bilmiyorum ama. Ben kırmızı koyayım. Bizimki kiremit olsun. Aynı rengimizi açalım. Bir açık tonu daha koyalım üstüne. Ve en ön kısımlarına bir çizgi koyalım bunlarımız. Daha belirgin olsun. Belki şurası da. Bunlara ne derler bilmem, seren midir? Şunlar laftan belli olsun bence. Biraz sıvı beyaz.
hafiften çerçevelerini belirtelim. Tam yapmayın. Çünkü çok ufak bir ev çalışıyoruz ve bizden uzak, değil mi? Bazı belirtiler koyun bence. Evet. Şimdi şuradaki boyamızı alalım. Ve buraya sarı koyalım. Beyazı açtık. Ve bu sarıyı fırçamızı da alalım şimdi. Buraya bazı ışıklar koyalım biz. Fazla ışık aldığını düşünelim buraların. Önü açık ya. Belki şurası. Belki şurada. Şimdi evimizi yere bastıracağız. Dedik ya altı taşmaları hiç kafanıza takmayın diye. Hemen altından başlarsak ne olacaktır? Üstüne koyduğumuz boya onu örtecek. Evet. Aynı boyanın içine biraz mavi koyalım. Yeşil istiyorum. Çam ağaçları nedir? Koyu yeşile yakın bir renktir, değil mi? Mavi mtırak bir yeşil. Tabii bu daha koyulur da. Şimdi çok koyu yaparsak fırça hareketimizi göremeyeceksiniz. Benim tek çekeceğim olduğu için biraz abartıyorum renkleri. Tekrar aynı yerden fırçanın köşesiyle sağa sola hareketlerle çam ağacımızı belirtelim. Aradan boşluklar kalsın. Komplesini yeşil yapmayın. Nedir? Çam ağacının şu tarafına gelen kısmı fazla ışık almayacaktır, değil mi? Orada da yeşillik olsun ama az. Işık alan kısmı da daha fazla. Aynen bu şekilde. Aynı şekilde de bu ağaçlarda düşünelim. Sanki ağacın bir tarafı yeşilmiş de öbür tarafı kurumuş gibi düşünün. Aslında yeşil var da az. Biraz daha açık renk koyalım. Bazı yerlerine daha açık tonlar. Şuraya da. Şimdi spatulamızda bunları belirli gövdeler yapalım isterseniz. Çok fazla belli olmasınlar. Ara ara dokunalım. Aslında bunları geliştirebilirsiniz sağa sola. Bunların yaprakları olabilir, şeyleri, dalları olabilir. Onları uzatabilirsiniz şu şekilde. Sizin zamanınız müsait olduğu için evde siz kendi dünyanızdaki resmi yapın. Sizin dünyanızda nasılsa öyle olsun. Şurada da suyumuzu karayla ayıralım isterseniz. Evet, şu şekilde. Bir açık tonu alayım. Uç noktalarına koyalım. Belki suyun üzerinde de bir hareketler vardır. Yakındaki ağaçlarımızı da toparlarsak aşağı yukarı resmimizi tamamlamış olacağız, değil mi? Uçlara doğru yeşiller istiyorum. Daha açık tonlar. Aradan gökyüzünün gözüktüğü. Rengi bozuyorum ve yukarı doğru çıkıyorum. Bundan aralarından ince ince dallar yapın bence. Çok daha güzel hissedeceksiniz o zaman. Aynısı burada da. Ağacı yukarı doğru uzatıyoruz sadece. Ama şeffaf renklerle. Daha az ışık gördüğünü düşündüğümüz yerler buraları. Biraz kırmızı ve sarı. Şurada kırmızı bir ağacımız vardı. Ona da bir ışık atalım bence. Belki şuradaki çalılara. Bunlar da kırmızı tondadır diye düşünelim. Şimdi sarı koyalım aynı yeşilin içine ve biraz alalım biraz. Daha açık bir tonunu istiyorum bunu ben. Sarımtırak olsun bu. Belirli yerlere renkler atalım. Çok ışık aldığını düşündüğünüz yerlere renkler atın. Belki şuralarda. Evet. Daha önce de söylemiştik. Şu şekilde de yapabilirsiniz bunları. Bak bastırıp itersiniz. Bu da ayrı bir efekt verecektir. Bu tamamen size kalmış. Orada bir çalılık var sadece. Onu düşünün ve yapın. Bunda da birkaç yere dokunursak ağacımızı tamamlamış oluruz.
çok ışık aldığını düşündüğümüz yerlere. Belki buralara. Bence çok güzel bir doğa resmi oldu bu. Ne diyorsunuz? Bir sonraki resimde ben sizi bekliyorum. Ben burada olacağım. Beklerim efendim.